Bugün Bitcoin ile ilgili anlatacaklarım sizi şoke edebilir ve emin olun şimdiye kadar kimse size bunları anlatmadı. Şu sıralar Bitcoin yine herkes tarafından konuşulmaya başlandı ve 9 Mart itibariyle bir Bitcoin'in değeri 2.181.733 Türk Lirası, yaklaşık 68.000 dolar. Elbette yatırım tavsiyesi değildir, bunu belirtmek zorundayım. Kimisi Bitcoin'de gelecek görürken kimisi de her şeyin bir anda sona ereceğini düşünüyor. Bitcoin'deki bu gizem, bu bilinmezlik. Düşünülmesi gereken asıl nokta işte tam olarak burası. Bitcoin Satoshi Nakamoto adını kullanmış, bilinmeyen bir kişi veya grup tarafından 2008'de icat edilmiş bir kripto para. 2009'da açık kaynak kodlu yazılım olarak piyasaya sürülünce insanlar tarafından kullanılmaya başlandı. Bitcoin'in ortaya çıkma sebebi hükümetlerin mevcut para sistemini iyi yönetememesi ve bu para sisteminin artık eskimesi, çağa ayak uyduramaması. Bilinen sebepler bunlar. Satoshi'ye göre artık parasal bir devrim yapılmalıydı. Peki kimdi bu Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto isimli biri Bitcoin isimli projesi hakkında çalışıyordu ve bunu tamamlamıştı. Açıklamasının hemen altında bunu PDF olarak yüklemişti. Bu kriptografideki ilk white paper'dı. White paper yani beyaz kağıt aslında projenin çözmeyi hedeflediği sorunun ana hatlarını, bahsi geçen bu sorunun çözüm yöntemlerini ve detaylarını içeren teknik bir doküman. Çözüm bulmak istediği şey ise dünya bankacılık sistemi. Satoshi elektronik nakit sistemini getirmek istiyordu ve yaptığı açıklamasında bu sisteme çok ama çok ihtiyaç olduğunu da belirtmişti. Toplamda 21 milyon Bitcoin olacaktı ve bu artırılamaz şekilde oluşturulmuştu. Yani dünyadaki altının sınırlı olduğu gibi Bitcoin de sınırlı sayıdaydı. İşte bu da onu değerli yapacak olan şeylerden biriydi. Bitcoin, dünya bankacılık sisteminin sorunlarına karşı çıkarılmış bir buluştu. Bu yeni teknoloji insanlar arasında çığ gibi büyüdü. 2010 yılına gelindiğinde ilk Bitcoin değiş tokuşu yapılmıştı. Aynı yıl o meşhur 25 dolarlık pizza siparişi verildi. Tam 10.000 Bitcoin karşılığında. 2010 bitmeden Bitcoin 10 kat artış gösterdi. 2011 yılında ise artık Bitcoin seminerleri veriliyordu. Bitcoin 10 kat daha artmıştı. Ve 10 kat daha. 2012 yılından sonra iş adamlarının dikkatini çekti. 2013 yılında 1200 dolara kadar çıkmıştı. Tabii bu yıldan sonra gizliliği sayesinde yasa dışı işlerde kullanılmaya başlandı. Artık hakkında kötü haberler yapılmaya da başlanmıştı. Tam 5 yıl boyunca 2018'e kadar yatay bir çizgide ilerledi. Ve sonrasını siz zaten biliyorsunuz. Aslında ilgimi çeken şey Bitcoin'in hikayesiydi. Fakat onun arkasındaki isim, yani bu sistemi kuran beyin çok daha fazla merak ediliyor. Satoshi Nakamoto. İnternetin buluşu kadar önemli bir teknolojik gelişimi sağlayan, adeta bir Rönesans adamı olan Satoshi Nakamoto kimdi? Neden yaptığı bu sisteme karşı kendini hiç göstermedi ve öylece ortadan kayboldu? Gavin Anderson, Satoshi Nakamoto'nun Bitcoin güvenlik anahtarını teslim ettiği bir geliştiriciydi. 2010 yılında Bitcoin resmi web sitesinde Satoshi'den sonra onun ismi yazıyordu. Fakat bir gün Satoshi kendi mail adresini web sitesinden kaldırdı. Bu Satoshi'nin artık bir şeylerden vazgeçtiğinin ilk adımlarından biriydi. Gavin daha sonraki bir zamanda CIA'de konuşma yapmak için davet edilmişti. Bu haberi Satoshi Nakamoto'ya da bildirmişti. Ardından Satoshi'den ona bir mesaj geldi. Keşke benden gizemli, karanlık bir figür olarak bahsetmeye devam etmeseydim. Basın bunu Bitcoin'i korsan para birimi olarak görebilir. Gavin bu mesajdan sonra bir daha Satoshi'den haber alamadı. Bitcoin'in kurucusu tamamen ortadan kaybolmuştu. Ondan gelen son mesaj 13 Ekim 2010 tarihine aitti. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bu kişi de kimdi? Öncelikle bu bir kişi miydi yoksa bir topluluk mu? Ona ait, onu tarif edebilecek bazı noktalar vardı. Bunlardan ilki, kendi açtığı ve insanlarla konuştuğu blog sayfasında kendisini 1975 doğumlu Japon bir erkek olarak kaydetmiş olmasıydı.
Bunun haricinde Bitcoin orijinal web sitesini kendi bloğuna eklediğini de görüyoruz. 15 Şubat 2009'a kadar uzanan bir konuşma geçmişi var. Nakamoto'nun insanlarla sürekli bir yazışma halinde olduğunu görüyoruz. Bitcoin ile ilgili birçok fikir alışverişinde bulunuyor fakat biri onunla diğerlerine göre çok daha fazla ilgileniyordu. Hal Finney. Kendisi Bitcoin ile ilgili ilk tweet'i atan ve aynı zamanda ilk Bitcoin gönderilen kişi. Satoshi Nakamoto tarafından ona gönderildi. Hal Finney bir kriptografçıydı. Aynı zamanda bir yazılımcı. Bitcoin'i konuşalım isimli forumda Bitcoin'i nasıl geliştireceklerini, hatalarından nasıl ayıracaklarından bahsetti. Fakat 2009 yılında talihsiz bir şekilde ALS hastalığına yakalandı. Her geçen gün daha da güçten düşüyor, yazamaz hatta konuşamaz hale geliyordu. Hal Finney 2014 yılında hayata veda etti. Onun Satoshi olduğunu düşünenler oldukça fazlaydı. Çünkü öldüğü yıl Satoshi Nakamoto'nun son aktif olduğu yıldı. O tarihten sonra Satoshi'den bir daha asla mesaj gelmedi. Satoshi Nakamoto olduğu düşünülen ikinci isimse Dorian Satoshi Nakamoto. Evet, gerçek adında tamamıyla Satoshi Nakamoto ismi geçiyor. Dorian Nakamoto 64 yaşında bir fizikçi ve gerçekten de Japonya doğumlu. Büyük şirketler ve ABD ordusu için çalışmış, sırlarla dolu bir kariyere sahip. Hikayeyi ilginç kılan şey ise Dorian Nakamoto'nun Hal Finney ile aynı eyalette yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta olan farklı evlerde yaşadıkları. Birisi Bitcoin'in kurucusu ile ilk konuşanlardan, ilk Bitcoin takasını yapan Hal Finney, diğeri ise Bitcoin'in kurucusuyla aynı ada sahip bir başkası. Ve tesadüf o ki ikisi de Kaliforniya'da birbirine 2 kilometre kadar yakında yaşıyordu. Dorian cadde üzerinde tipik bir orta sınıf Amerikan insanının yaşadığı şartlara sahipti. Eski model bir aracı vardı. Bitcoin kurucusuna göre oldukça mütevazi bir yaşam. Bitcoin'in kurucusu Satoshi mesajlarında noktadan sonra ilginç bir şekilde iki boşluk bırakıyordu. White Paper'da ve mesajlarında bunu rahatlıkla görebilirsiniz. İlginç olansa iddialara göre Dorian Nakamoto'nun "Ben o değilim" konulu 2014'te yazdığı açıklamada tıpkı Satoshi gibi noktalardan sonra iki boşluk kullanması dikkat çekti. İddia edilene göre diyorum çünkü bu yazının herhangi bir kaynağına ulaşamadım. Dorian sanırım çok da dikkat etmiş olmayacak ki bu kısımdaki yerde iki boşluk koymayı unutmuş. Dorian Nakamoto ismi yüzünden Newsweek dergisine bile konu olmuştur. Fakat o bu konudaki iddiaları reddetti. The Bitcoin face, the mystery man behind the cryptocurrency, and I'm not Satoshi Nakamoto. Belki de aradığımız kişi Dorian Nakamoto'ydu. Garip teorilerden uzak, ismiyle birebir ve akla ilk gelen seçenek. Fakat durum biraz karışık. Bunun nedeni gerçek Satoshi Nakamoto'nun gönderdiği son mesaj. Mesajda "Ben Dorian Nakamoto değilim" yazmıştı. 7 Mart 2014 tarihli. Enteresan olansa bu mesajdan tam 5 ay sonra Hal Finney'nin hayatını kaybetmesi. Hal Finney'nin öldüğü yıl Bitcoin kurucusunun son aktif olduğu yıla denk geliyor. Belki de Hal Finney Satoshi Nakamoto'ydu. Dorian'ın üzerindeki baskıları azaltmak için mecburen göndermişti bu mesajı. Belki de Satoshi ne Hal Finney ne de Dorian Nakamoto'ydu. Bunlar sadece hedef saptırmak ya da akıl karıştırmak için kullanılan isimlerdi. Hal Finney Nakamoto olamazdı. Çünkü kendisi Bitcoin projesini görüp sonradan dahil olmuş biriydi. Ayrıca 2014 yılında mesaj atması imkansızdı. Çünkü o sıralar ALS hastalığından dolayı sadece kafasını hareket ettirebiliyordu. Dorian Nakamoto ise bana göre Bitcoin'in babası olamayacak kadar mütevazi bir yaşama sahip ve aldığı eğitimlerle Bitcoin'i icat edecek kabiliyette değil gibi görünüyor. Sadece ismi yüzünden kurban seçilmiş biri gibi. Geçtiğimiz yıllarda Craig Wright, "Ben Satoshi Nakamoto'nun kendisiyim" gibi ilginç bir itirafta bulundu. So you're going to show me that Satoshi Nakamoto is you. Yes. Birçokları onun Nakamoto olduğuna inanıyor. Öyle ki kendisinin 2009 yılında yaptığı bir paylaşımı kanıt gösteriyorlar. Fakat kendisinin hem Satoshi olarak hem de Craig Wright olarak ayrı ayrı hesaplardan Bitcoin hakkında yazılarının olması fazlaca tuhaf. Ayrıca kendisi Bitcoin'i kimsenin erişemeyeceği Genesis bloğundan taşıyacağını ve bunun için gerekli anahtarlara sahip olduğunu söyleyip bu konuda hiçbir girişimde bulunmayınca onun bir düzenbaz, Bitcoin üzerinden prim yapan biri olduğu düşünülmeye başlandı. Fakat şimdi anlatacağım kişinin
bunların hepsinden bir farkı var. Nick Szabo. Satoshi Nakamoto, Bitcoin'i oluştururken yararlandığı referans aldığı kaynakları 8 madde halinde göstermişti. Fakat atıfta bulunmadığı önemli bir proje vardı. Nick Szabo'nun Bitgold isimli projesi. Bitgold, Bitcoin'e oldukça benzer bir yapıya sahipti. Teoriye göre Bitcoin'in orijinal adı Bitgold'tu ve Nick Szabo'nun Bitgold fikrini Bitcoin gerçekliğine dönüştürmesi 1998'den 2008'e kadar tam 10 yıl sürdü. Bitgold adlı merkezi olmayan kripto para fikrini ilk kez 2005 yılında kendi blogunda paylaştı. Fakat Nick Szabo daha sonra çok ilginç bir şey yaptı. 2005'teki Bitgold proje gönderisinin tarihini 2008 olarak değiştirdi. Yani Bitcoin'in icat edildiği yıla. Ayrıca yorumlardaki zaman damgalarını tarih görünmeden sadece saat yazacak şekilde değiştirdi. Bu da onun tarihi güncellediğinin bir kanıtı. Bunu yapma nedeni muhtemelen Bitcoin'den önce ona benzeyen bir projenin hiç var olmamış olduğunu göstermek. Yani Bitgold'u 2005'te yapılmış bir proje olarak gösterseydi, 2008'de birçok yönden tıpatıp aynı olan Bitcoin projesini onun yaptığını anlayacaktık. Bir nevi kimliğini açık etmiş olacaktı. Bu Bitcoin White Paper'ındaki referanslar kısmında neden Nick Szabo'nun Bitgold projesi olmadığını da açıklıyordu. Bunun dışında 1998'den beri merkezi olmayan para birimi icat etmeye çalışan ve Bitgold üzerinde yıllarca emek veren biri Bitcoin'in icadının ardından ilginç bir şekilde tüm araştırmasını sonlandırıyor. 2009 yılına kadar blog yazılarında aktif olan Nick, 2009 yılından sonra bu aktifliğini neredeyse tamamen kaybediyor. İşte bunlar fazlasıyla garip. Satoshi'nin yazım biçimi, kullandığı kelimeler yani stilometrik analizi yapıldığında ve diğer adaylarla karşılaştırıldığında Nick Szabo ile arasında birçok benzerlik olduğu görülüyordu. Kullandıkları white paper'lar bile benziyordu. Her iki rapor da Times New Roman ile yazılmış, aynı yerde kullanılmış kelime kalıpları ve sıralama şekillerine sahip. Buna benzer daha saymadığım birçok benzerlik ve çıkarım var. Bana kalırsa Nick Szabo en başından beri sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı Bitcoin projesindeki kimliğini gizlemek zorunda kaldı. Nick Szabo Bitcoin'in kurucusu olan Satoshi Nakamoto için en güçlü aday. Aslında Bitcoin'i ortaya çıkaran kişinin kim olduğunun hiçbir önemi yok. Asıl önemli olan şey Bitcoin'in neden ortaya çıkarıldığı. Buna cevap verdiğimde Satoshi Nakamoto'nun kimliğini gizleme sebebini de anlayacaksınız. En alt tabakada halk var. Orta kademede az görünenler var. Ve en üst grupsa hiç görünmeyenler. Kendi içlerinde farklı yönetim birimlerine bölünmüş, çözülmesi çok zor, çok gizli bir yapı. Dünya nüfusunun %1'inin, dünyadaki zenginliğin neredeyse yarısına sahip olduğunu biliyorum. Bu en üst tabakadaki adamların sayısı ve zenginliği bu söylediğinden çok daha çarpıcı Yusuf. Ve dünyanın en zenginleri listesinde hiçbirinin adını bulamazsın. Böyle bir zenginliğe ve güce sahip insanlar kendilerini nasıl bu kadar gizleyebilirler? Gizlenebilirlik. Para aklarsın ve gizli kalır. Her türlü kirli işi kripto ağı üzerinden yürütürsün ve gizli kalır. İçeriye giren parayı ise istediğin gibi yönetip onlarca hatta yüzlerce kat büyütebilirsin. Öyle değil mi? Bitcoin değerini istedikleri gibi değiştirebiliyorlar. Peki bu Bitcoin'in değerini artıran ya da azaltan kim? Yatırım yapan insanları manipüle ederek değeri bir anda yükseltilip düşürülebilen kripto varlıklarla milyarlarca dolar kazanç elde edilebilen bir sistem. Hiç düşündünüz mü? Devletler, bankacılık sektörü, dünya bu kripto para birimini neden kabullendi? Neden zamanında Deep Web'de yasa dışı alışverişlerde bile kullanılan Bitcoin tüm bunlara rağmen yasaklanmadı? Üstelik bunları da geçtim. Altın, dolar ve hisse senetleri gibi birçok yatırım aracı varken Bitcoin'e neden izin verildi? Yani pastadaki payın azalacağı ortadayken bu yeni sanal para birimi Bitcoin neden engellenmedi? Tüm bunların sebebi muhtemelen Bitcoin'in dünyada söz sahibi olan bir takım gizli güçler tarafından bilerek, istenerek ve planlı bir şekilde ortaya çıkarılmasıydı. Bitcoin onlar için belki de bu yüzyılın en mükemmel icadı olabilir. Çünkü her türlü yasa dışı faaliyeti kripto ağlar üzerinden yürütüp tamamen gizli bir şekilde hareket edilebilir. Arada bankalar ve isimler olmadan, tıpkı bir gölge gibi.
Satoshi Nakamoto'nun kimliğini gizleme sebebi de muhtemelen bu yüzdendi. Nakamoto isimli kişi ya da grup her kimse sadece bir kuklaydı. Sistemi kurması için kullanıldığı o kadar. Günümüz dünyasında böyle merkeziyetsiz bir sanal para birimi olmalı mıydı? Belki evet. Fakat bu devletler tarafından oluşturulup gizliliği yine devletlerce kontrol edilebilir bir şekilde var edilmeliydi. Tüm bunlar sadece benim fikrim elbette. Peki size göre Satoshi Nakamoto kim ve Bitcoin'in ortaya çıkarılmasının bildiğimizin dışında başka bir amacı mı var? Hemen yorumlarda bunu tartışalım. Ben Nigma. Görüşmek üzere.